20 sene Van'da geçirdiğim hayatı ilmiye. Benim için Van çok kıymetlidir. Lillahil hamd, sizler o kıymetdarlığı gösterdiniz. Ve Van'a karşı şiddet hissiyatıma tam mukabele ediyorsunuz. Dağ-ı sıla tabir edilen iştiyak-ı vatan hissi beni vatanıma sevk etti. Madem öleceğim, vatanımda öleyim diye Van'a gittim. Her şeyden evvel Van'da Horhor denilen medresemin ziyaretine gittim. Baktım ki sair Van haneleri gibi, onu da Rus istilasında Ermeniler yakmışlardı. Van'ın meşhur kalesi ki, dağ gibi yekpare taştan ibarettir. Benim medresem onun tam altında ve ona tam bitişiktir. Benim terk ettiğim 8 sene evvel, o medresedeki hakikaten dost, kardeş, enis talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. O fedakar arkadaşlarımın bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım. Ve kalenin, ta medresenin üstündeki iki minare yüksekliğindeki medreseye nazır tepesine çıktım, oturdum. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zamanda hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. Çünkü yalnızdım. 7-8 sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavülat görüyordum. Baktım ki benim medresemin etrafındaki şehir içi kale dibi mevkii, bütün baştan aşağıya kadar yandırılmış, tahrip edilmiş. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme, güya 200 sene sonra dünyaya gelip öyle hazin nazarla baktım. O hanelerdeki adamların çoğu ile dost ve ahbap idim. Kısmı azamı, Allah rahmet etsin, muhaceret ile vefat etmişler. Gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka, Van'ın bütün Müslümanlarının haneleri tahrip edilmiş gördüm. Benim kalbim en derinden sızladı. O kadar rikkatime dokundu ki, binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Vaesefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. Ey 300 seneden sonra yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sakitane nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafiye gaybiyle bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadakta deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden, sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tembih edeceğiz, bizi çağırınız. Mezarımızdan heniyellekum sadasını işiteceksiniz. Şu zamanın memesinden süt emen ve gözleri arkada maziye bakan ve tasavvuratları kendileri gibi hakikatsız ve ayrılmış olan bu çocuklar, varsınlar şu kitabın hakaykını hayal tevehüm etsinler. Zira ben biliyorum ki, şu kitabın mesaili hakikat olarak sizde tahakkuk edecektir. Başta Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin, Anadolu'nun her beldesinde bu hizmete gönül veren ve hizmet eden, Hazreti Üstadımızın halis, sadık ve kahraman talebe ve hizmetkarları, Hulusi, Santral Sabri, Sıddık Süleyman, Kürt Bekir, Husrev, Rafet, Zübeyir, Tahiri, Ceylan, Sungur, Bayram, Hüsnü ağabeyler gibi, Hazreti Üstadımızın Esaret Dönüşü Nurşin Camii'nde ve Erek Dağı'nda hizmetinde bulunan Molla Hamit ağabey, Kastamonu'da üstadımıza senelerce hizmet eden ve sadakati keramet derecesinde dediği Çaycı Emin ağabey, Birinci Cihan Harbi'nde üstadımızla beraber Ruslara esir düşen Ali Çavuş ağabey, üstadımızın eski talebelerinden Molla Resul, Molla Münevver, Molla Yasin, Molla Yusuf, Molla Maruf gibi nice talebelerini ve yine daha sonraları Van'da Risale-i Nur hizmetleriyle alakadar olup ahirete irtihal eden Hamit ve Erol Kuralkan,
Hacı Raşit, Muzaffer Küçük Yıldız, Nurettin Yeke, Celal Alıcı, Ziya Mescioğlu, Cahit Ünsal, Hasan II. Ağabeyler gibi onlarca ağabeylerimizi, yine Van'da vakıfhane hizmetlerde bulunan ve Dar Bekaya irtihal eden cevval ve kahraman Ali Uçar, Nurettin Yaşar ağabeylerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyoruz.